Coin'in 66 bin dolarların sarktığını ve buralarda bir akümüle hareketi yaptığını görüyoruz. Dün Bitcoin ETF taraflarında bir süreden beri bir ilk yaşandı. 79 milyon doların da bu sefer giriş değil çıkış oldu dostlar. Yani bu her gün net şekilde büyük miktarda olan girişlerden sonrasında ilk defa çıkışlar oldu. 79 milyon dolar büyük bir çıkış olmasa bile yani artık eskisi kadar büyük bir ETF girişi olmayacak anlaşı oldu. Bu da Bitcoin tarafında bir iştahsızlık meydana getirse de olumlu tarafı da oldu. Bitcoin tarafında dominans düşüş trend yeni yeni başladı. Altcoin'ler artık Bitcoin'in düşüş tepkisini öncesinden daha az düşüş tepkisi vererek biraz daha böyle yavaş yavaş güçlenmeye başladılar. Trump tarafına baktığımızda Trump ilginçtir. Geçen haftaya göre bile oylarını arttırmış durumda. Yani nereden baksanız %65 dolaylarına yaklaştı diyebiliriz. Ciddi bir fark atmaya başladı. Dolayısıyla piyasa Trump'ın kazanacağına inanıyor. Ve buna göre de hani spot ETF taraflarında olmasa da dünyada bu Trump'ın kazanacağını böyle kesin göze baktıkça ben yine de piyasalarda böyle çok çok böyle müthiş bir düşüş beklemiyorum. Şimdi gelin Bitcoin tarafında ve altcoin tarafında neler var? Piyasa riski nedir? Biraz bunları değerlendirelim Mikabot tarafında. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda hani buradaki sonucu anlarsınız. Yani piyasa %49'un altındaysa sıkıntılıdır. Özellikle şu 12 saatlik datanın %49,6 %46 dolaylarında olması bir süre sonrasında bu rakamın daha kolay bir şekilde 48'lerin bile altına düşmesine vesile olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla piyasada müthiş bir alış olmadıkça hani birilerin yoğun bir şekilde Bitcoin, altcoin almadıkça bu rakamın %48 altına kolayca şekilde düştüğünü görebiliriz. Neden? Çünkü bu son 12 saatlik data gerçekten kötü. %49,6 kötü geçmiş piyasa. Bundan dolayı günlük datanın %48 altına düşmesi öngörebiliriz. Bitcoin tarafına baktığımızda ben özellikle Bitcoin tarafını sorgulamak istiyorum. Hani tamam günlük datası bozulmuş ama günlük datasına bozulduğumuzda bakın son 12 saat içerisinde Bitcoin tarafına ciddi bir satış olmuş. Yani bu satışın sebebi tam olarak nedir? Biraz onu tartışacağız. Dün İsrail bir açıklama yaptı ve İsrail İran saldırı için ordumuz hazır diye bir açıklama yaptı. Hatta bazı haber kanallarında İsrail'e saldırdığımızda ABD'nin arkamızda durmasını umut ediyoruz gibi açıklamalar yaptılar. Ben burada bir yorum yapmam gerekirse ya Trump başkan olduğunda İsrail'e koşulsuz ve sınırsız şekilde destek olacağını açıkladı ve böyle beklenti var. Yani ben İsrail hükümeti olsam şu an bir saldırı yaptığımda Biden hükümeti arkasında durmayabilir. Bunları zora sokabilirler. Dolayısıyla seçim sonrasında ben saldırı yapardım. Şu anki koşullarda yapmazdım. Hani nasıl olsa Trump kazanacak diye bunu da bir dipnot geçelim. Şimdi Bitcoin tarafında kötü bir satış baskısı var. Ben bir de IO komutunu Bitcoin'den arındırılmış bir şekilde gözlemlemek istiyorum. Bu şekilde baktığımda yani çok fazla bir şey değişmedi. Tamam 12 saatlik datada biraz daha iyileşme var. Ama daha çok satışların Bitcoin tarafında olduğunu anlıyoruz. Şu listeye baktığımızda Solana tarafı istekli duruyor. Yani bu istekli durmasının sebebi muhtemelen şununla alakalıdır. Trump kazanacağı vakit hani normal şartlar altında Solana emtia olarak görülmediğinden dolayı spot ETF'lerde kabul edilemez. Fakat Trump yönetimi geldiğinde Solana bir ETF başvuruları kabul edilebilir anlayışı gündemde olabilir. Zengin Baba Yoksul Oğlu gibi bir şey vardı. Bir kitap vardı. Bunun yazarı Robert Kiyosaki aynı zamanda Trump'ın yakın bir arkadaşı ve de adam tam anlamıyla bir Solana destekçisi. Yani Solana destekçileriyle dolu Trump'ın çevresinden dolayı Trump'ın ben Solana'ya destek vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda DeFi sektörüne destek vereceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz oğlunun çıkardığı proje bir borç alıp verme platformuydu. Yani merkeziyetsiz finans projesi. Dolayısıyla Trump'ın bu DeFi projelerine, merkeziyetsiz finans projelerine ileride oğlunun projesinden ve menfaatinden dolayı destek vereceğini düşünüyoruz. Bunları ayrı şekilde değerlendireceğiz. Sui görüyorum. Burada Doge'u görüyorum. Pepe'yi görüyorum. Yani ilginç bir bence şey. Çünkü piyasa bu kadar kötüyken hani yani örneğin Solana'nın böyle bir güzel nakit girişleri olması dikkat çekici. Jupiter tarafına bakıyorum. Jupiter gerçekten iyi duruyor. Wave de fena değil. Yani ben şu listeye baktığımda Jupiter, Wave gördüm. İşte yani Solana ekosistemi coinler biraz daha öne çıkıyor gibi. Pixel dediğimiz coin de
bir oyun coin'i. Aşağı doğru bakalım. Yani çok daha fazla hani people'da bir düzelme var gibi. Biraz sonra hemen bunları değerlendirelim. Şimdi grup olarak hemen hangi coinlerde bir doğru düzgün nakit girişi var? Bunları gözlemleyelim. Evet, en fazla nakit girişleri L1 tarafına oluyormuş. Sonrasında meme coinlere, sonra Solana coinlerine oluyormuş. DeFi coinlerinde de bakın şeyler var. Dolayısıyla sırasıyla bunlara bakalım bir. Yani katman bir çözümleri günlükte halen satış baskısına sahipmiş. Bunu da göz önüne bulunduralım. Solana, evet. Burada Solana karşımıza çıktı. Yani Solana'dan ötürü bu şeyin çok yüksekmiş. %84,9'u sadece Solana tarafına gidiyormuş. Dolayısıyla L1 demenin Solana bir trendi var. Peki meme coinlere bakalım. IO nokta 2 nokta üst üste meme yazdığımızda bakalım karşımıza ne çıkacak? Doge, Pepe, WIF tarafında çok ciddi bir nakit girişi de var. Turbo tarafında. Yani ben burada maaşın 3 hattısını bulmak gerekirse Doge, Pepe ve WIF taraflarında güzel bir nakit girişi oluyor. Bu durum bence biraz ilginç. Biraz sonra bu ilginçliğin sebebini bulacağız. Sonrasındaki liste neydi? Hemen geri komutuna bakalım. Launchpool coinleri. Launchpool coinlerde bir satış baskısı var. Solana ve DeFi coinlere bakalım hemen. Solana, DeFi. Şurada yazdık. IO yazdık. Solana grubuna bakıyoruz. Aa, Jupiter inanılmaz bir nakit girişi var. Bu Jupiter nasıl bir kay var böyle? Yani şaşırdım şu an. WIF'ten, BOME'den, BONK'tan, JTO'dan bile daha fazla nakit girişleri var. Jupiter'ın farklı bir hikayesi olabilir. Bunu söyleyeyim. WIF'te de güzel nakit girişleri var ama Jupiter'daki girişler gerçekten dikkat çekici ve piyasa değeri bakımından WIF'ten, BOME'den çok daha ucuz bir coin'di. Sonrasında şeye bakalım. DeFi coinlerine bakalım. DeFi coinlerinde hangileri öne çıkıyor? DeFi coinlerine baktığımızda ise Jupp ve Unfi görüyoruz. Yani bu Solana ekosistemindeki DeFi projeleri biraz öne çıkıyor diye görüyorum. Ray de bu şeyden Solana ekosistemindeki bir coin. Jupp direkt karşımıza çıktı. Evet, bir de AP komut, yani alt power komut yazalım şöyle kısacası veya AP de yazabiliriz. Bu bizim kısa vadede Bitcoin'in ve altcoin'in gücünü gösterecek. Coin'lerin uzun vadede gücü 38,7. Bu şunu gösteriyor. Yani altcoin'ler bir rahatlama dönemi içerisinde. Altcoin'in kısa vadede gücü 14,6. Altcoin'leri kısa vadede BTC karşı gücü 22,6. Bu genelde Bitcoin'e karşı kötüydü. Onun altında seyreden bir değeri vardı. Bu 22,5'lere çıkması altların BTC'ye karşı rahatladığını gösteriyor. Altların kısa vadede gücü ise 14,6 olması, yani altların şu an kısa vadede ucuz olduğunu gösteriyor. Evet. Şimdi ben bir OB komutuna bakmak istiyorum hemen. OB komutuyla birlikte market derinliğine bir bakalım. Market derinliği 217. Yani biz 200 milyon doların üzerindeki market derinliğini yüksek bir market derinliği olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla genelde 200 milyon doların üzerindeki şeylerde altcoin'in çok sert düşmediğini görüyoruz. Yani altcoin'ler ne zaman sert düşebilir? İşte bu değer 160 milyon dolar, 140 milyon dolar üzerine altına düşer. O zaman sıkıntı olabilir. Şimdi ben burada hangi coinlerde ciddi anlamda bir şey var, market derinliği var. Mesela Dogecoin'de ciddi bir market derinliği varmış. Hem de alışlar daha fazlaymış şeye göre. Pepe'de bu durum böyle değil. Nero tarafı da böyle biraz üst sıralara çıkmaya başladı sanki. Wi-Fi de görüyorum. Hani burada bu listede beni şaşıracak olan coin hangisi diye soracak olursanız, DGDX'i çok görmezdik açıkçası. DGDX'in de bu sıralar hani market derinliği bakımından ilk sıralarda olması böyle bir rahatlama dönemine girdiğini açıkçası düşündürüyor. Aşağı doğru bakalım. STRK'yi gördük, FED gördük, KATİ gördük. Yani KATİ de bu liste içerisinde görmek biraz daha ilginç. Yani biliyorsunuz çok piyasa değeri bakımından çok ucuz olan bir coin'in burada bu listeye girmesi bir market maker tarafından sahiplenildiğini gösteriyor. SSR komutuna baktığımızda en çok öne çıkan coin'ler hangisi diye soracak olursanız yani üst sırada baktığımızda NKN diye bir coin var. Ardından DATA geliyor, sonra JUP geliyor, Solana geliyor, BOMA geliyor. Yani ben burada direkt şunu söyleyebilirim. Solana ekosistemi biraz daha güçlü duruyor gibi. Neden anlıyoruz? Şimdi DATA biliyorsunuz bir yapay zeka coin'i. JUP bir Solana ekosistemindeki bir DEX projesi. Solana zaten hemen arkasından geliyor. BOME de aynı zamanda bir Solana ekosistemindeki meme coin. WIF de bakın WIF de o şekilde. Hani Doge'u da bu hani rahatlamaya başladığını görüyorum.
Hani Doge tarafında, hani işte Pepe tarafında, WIF tarafında ve Jupe tarafında, Solana ecosystem tarafında bir rahatlama söz konusu. Dolayısıyla bu coinlere odaklamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin bir düşüş trendine olduğuna göre Bitcoin ile ters bir korelasyon ilişkisi içerisinde olan coinleri görelim. Yani Bitcoin ile en kore olan coinleri görelim. Bitcoin'e en koreli olan coinler bu liste içerisindeymiş. Ama koreli olmayan coinlere baktığımızda ICP'yi görüyorum. NKN, PAXG, yani PAXG dediğimiz zaten altın, bunu ben anlarım. Eigen diye bir katman iki çözüm var. Hani bu coinleri görüyorum. Bu listeyi biraz daha geniş görmek için CA diye bir komutumuz var. JOR ASC komutumuz. Evet. Şeyi gördüm, BOM'i gördüm, People'ı gördüm, Super'i gördüm. Yani bu liste içerisindekiler biraz daha güvenli. Onu da söylemek isterim. Aynı zamanda korelasyon şiddeti açısından bakalım. Bitcoin'in hani düştüğünde daha az düşen coinler, daha az düşüş tepkisi veren coinler hangileri? Bir de bunlara bakalım. Yani UFI bakmayalım, zaten delist edilecek bir coin. DIA'yı görüyoruz bu liste içerisinde. Data'yı görüyoruz ama bunlar hani biraz daha böyle koreli olan coinler, ha, pardon, hacmi yüksek olan coinlere baktığımızda ben burada Neuro karşıma çıktı. Sonra hacim yüksek olan coin şartımız devam ediyor. Pepe'yi gördüm ama Pepe Bitcoin düştüğü kadar düşüyor. Bitcoin yükseldiği kadar düşüyormuş. Dolayısıyla ben bu liste içerisinde Bitcoin düşüşlerine dayanabilen coin olarak Neuro'yu görüyorum. Biraz da işte Pepe güçlü duruyor gibi ama Bitcoin gibi hareket ediyor aynen. Evet. Başka bakacağımız bir şey var mı? Hemen HMBTC 840 yazalım. Burada Bitcoin'e yakın yerlerinde bir yoğun alış satış emirleri var mı? Bir buna bakalım. En yoğun alış emirleri gözlemli kadarıyla 65 binlerde ve 66 bin dolaylarında. Yani 66 bin dolaylarında böyle ciddi bir emir varsa 66 bin dolarların altına düşmesiyle birlikte 65 binler biraz daha rahat gelir diye düşünüyoruz. Şimdi normal şartlar altında dün yaptığım analizde 66 binlerde tutunur gibi geliyor demiştik. Fakat bu İsrail biraz ortamı gelecek bir açıklama yaptı. Ama ben şahsen hani Trump'ın bu kadar kazanma ihtimali yüksek olduğu dönemlerde arkasında durmayacak bir Biden yönetimdense Trump seçmişlerdir diye düşünüyorum ve Trump'ın kazanmasını beklerler en azından İran'a saldırı yapacaklarsa. Böyle bir yorum var. Tamamen kişisel bir yorum. Doğru da olabilir, olmayabilir. Ama piyasada işte spot ETF'lerin devam etmemesi piyasada biraz umutların, Bitcoin açısından umutların kırılmasına bir nebze de olsa sebep olmuş olabilir. Ama bu altcoin'ler için iyi bir şey. Yani Bitcoin'in çok aşırı trend olmadığı yerlerde altcoin'ler derlenmeye başlar. Zaten bu Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte altcoin'ler yükselmedi desek tabiri caizse böyle bir şey oldu. Dolayısıyla ben altcoin'lerin bir canlanmasını bekliyorum. Bitcoin bir süre buralarda hareket edebilir. 64 bin 65 bin bandına gerçekten düşerse ki bu spot ETF'lere giriş olmadığından dolayı buraya düşme ihtimali düne göre biraz daha fazla oldu. 66 binleri takip edelim. Altına düşerse rahat şekilde düşer gibi gözüküyor. Başka diyebileceğim bir şey var mı? Trump gerçekten oyunu yükseltmiş gözüküyor piyasa beklentisi olarak. Yani dolayısıyla Trump'ın kazanma ihtimali yüksek olduğu dönemlerde öyle büyük bir çöküş, öyle büyük bir düşüş beklememek lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar spot ETF'lerde giriş olmasa da. Yani dün yine de şunu söyleyeyim. BlackRock'ta yine bir 600 küsür bir Bitcoin girişi olmuş. Diğer tarafta diğer böyle firmalar tarafından bir çıkış olmuş. Bunu da söylemekte fayda var. Lafın özü, altcoin'ler tekrar böyle bir rahatlama dönemi girmiş. Solana ekosistemine dikkat etmekte fayda var. Jupe olsun, Ray olsun, WIF olsun, işte Bonk da aslında bunlardan ama çok böyle sesi çıkmıyor bu dönemlerde. Hani agresif hareketler yapmıyor. Bir de hangi coin'lere çok dikkatimiz etmiştik? Bir DeFi coin'lere dikkat etmek lazım. Bu da Jupe yine karşımıza çıkmıştı. Tam olarak hikayesi nedir onu bilemedik. Nero Bitcoin tarafına biraz daha güçlü şekilde durabilmeye başlamış. Pepe de düne göre biraz daha Bitcoin karşısında güçlü durmaya başlamış. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sormak istediklerinizi lütfen yorumlarda sorun. Bu tür videoların gelmesi adına, beni motive etmek adına beğenilere basabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike'a basın dostlar. Kazancılı bol olsun. Görüşmek üzere.